kurtarır. O da kamuoyunun takdirinde zaten. Sayın Nesrin Nas'a dönmek istiyorum. Bu dörtgende Ayhan Bora Kaplan soruşturması artık davası doğrultusunda. Ne görüyorsunuz? Yani bir Susurluk benzetmesi yapılıyor ama Susurluk'ta dahi belli kişilere, belli alanlara değinmiş, dokunulmuş, bazı sonuçlar alınmış, raporlar hazırlanmıştı. Ama burada öyle bir şeye sanki evrilmeyecek gibi görünüyor. Siz ne görüyorsunuz Sayın Nas? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sertaç Bey zaten başında, konuşmasının başında dedi ki bu soruşturma hiçbir yere varmayacak dedi. Evet. Yani edindiğimiz izleri bu. Susurluk konusunda benziyor mu? Evet, benzerlikleri var. Yani çünkü bu tür şeyler mutlaka mafya, siyaset ve bürokrasi üçgeni içinde cereyan ediyor ve toplumun önüne bu şekilde o kendi içlerinde olan herhangi bir çatışma ya da kavgayla toplumun önüne düşüyor. Ama Susurluk döneminden şöyle bir farkı var. Susurluk döneminde toplum duyarlıydı. Toplum buna karşı bir takım eylemler yaptı. Yani bir dakika işte karanlık eylemi yaptı ve bunun soruşturulmasını, bunun arkasındaki işlerin, ilişkilerin aydınlatılmasını istedi. Meclis duruma el koydu. Çok ciddi bir Susurluk dosyası hazırlandı. Susurluk soruşturması yapıldı. Yine dönemin başbakanı işte Susurluk konusunda Kutlu Savaş'ın hazırladığı çok ciddi bir Susurluk raporu yayınlandı. Ve orada çok önemli bir şey vardı bakın o Susurluk raporunda. Orada Kutlu Savaş'ın altını özellikle çizdiği ve vurguladığı şey şuydu. Yani bu tür çetelerle uğraşmak devlet istediği zaman çok kısa sürede bunları bitirir. Bu tür çeteleri, evet. Sokak çetelerini bitirir. Ama asıl mesele kravatlı çetelerle uğraşmaktır. Asıl problem de budur demişti. Yani o aslında içinde bulunduğumuz ve bugün içinde olduğumuz durumu da çok iyi ortaya koyuyor. Yani başından beri Sertaç Bey'in anlattığı davanın seyrine ve işte bu soruşturmayı başlatanlar, sonra soruşturmaya başlatanların başına gelenler, bütün bunlara baktığınız zaman sadece bu dosya değil, Sinan Ateş'i buna koyun, bundan önceki işte operasyonları koyun, işte her hapishaneden çıkanın işte MHP liderini ziyaret etmesine koyun, işte Alaaddin Çakıcı'yla başladı bu iş biliyorsunuz. Hatta evet. Onun için de bir özel bir, sadece onun için bir af çıkarıldı Türkiye'de. Ve o aftan başkaları da yararlandı. Şimdi bir ülkede yani çıkarları birbirinden farklı grupların, kilitlerin, ağların olması ve bunların birbiriyle yarışması olağandır, doğaldır. Ama bu anayasanın kurumların işlevini belirlediği, kuralların belli olduğu hukuk devletlerinde bir yarışmadır. Ama bizim gibi kurumlar ve kuralların olmadığı rejimlerde bu bir yarış olmaktan, yani klikler arası, gruplar arası yarış olmaktan çıkar, bir çatışmaya döner. Kurallar belli olmadığı için de, yani bu kurallar ortada olmadığı için gücü yetenin her şeyi aldığı bir düzen egemen olur. O nedenle suç örgütlerinin ya da işte çok bilinen tabiriyle mafyanın, hı hı, bu kliklere eklenmesi, bu güç odaklarına eklenmesi, bu güç çatışmasının bir parçası olması kaçınılmazdır maalesef. Yani kaldı ki bizim gibi rejimler, ben artık rejim diyorum. Yani bu rejimin şeyi, kendi iç çatışmaları 2010 sonrasında başladı. 2015'ten sonra doruğa çıktı. Evet. 2017 referandumuyla işte ana şeyi atıldı, temeli atıldı. 2018'den sonra da Allah aşkına biz neler yaşıyoruz? Yani 2018 sonrası yaşadıklarımızı şöyle bir gözümüzün önüne getirin. Yani şimdi bu rejim o 2018 sonrasında kendini bu tür krizlerle var etti. Yani bu tür krizlere mutlaka ekonomik krizler ve bölüşüm krizleri de eklenir. Çünkü bu tip rejimler bu krizlerle var olurlar, bu krizlerle yol alırlar ve sürekli olarak da
kriz üretirler. Çünkü o krizler onların sürekli olarak bir güç gösterisine dönüşür. Yani güçlerini göstermesinin diğerleri üzerinde bir güç gösterisi uygulamasının, o performatif siyaseti ortaya koymasının aracı haline gelirler. O nedenle bu rejim hayatta kaldığı sürece yani şeyini, gücünü öngörülmezlikten, belirsizlikten, gruplar içi çatışmadan alan bu rejim hayatta kaldığı sürece bizim bu tür tartışmalarımız, bu tür konular hiç bitmeyecek. Yani Ayhan Kaplan, Ayhan Bora Kaplan bitecek, başka bir dosya önümüze gelecek. O bitecek, bir başkası gelecek. Yani olmasa da yaratılacak. Ama bu Türkiye'nin aslında sürüklendiğini ve giderek çürüdüğünü gösterir. Bizim de bütün bunları bu şekilde yani kriminal boyutuyla tartışmamız ve kriminal boyutuyla ele almamız da aslında bu rejimin çok da istediği bir şey. Çünkü böyle yaparak normalleştiriyoruz, olağanlaştırıyoruz. Giderek dikkat edin, olağan hale geldi. Her sabah operasyonlarla uyanıyoruz ve her sabah yeni operasyonlar açıklanıyor. İçişleri Bakanı işte tweet atıyor. O günkü operasyonları yakalanan çeteyi, çete üyelerine söylüyor, yazıyor. Sonra işte onların bir mahkeme safahatı devreye giriyor ve biz onların önemli bir kısmının, biraz önce Sertaç Bey de söyledi, önemli bir kısmını bu mahkeme safahatında tahliye edildiklerini, işte serbest kaldıklarını ve hayatlarını bıraktıkları yerden devam ettiklerini görüyoruz. Şimdi ülkede işte şeyler olmayınca, kurumlar bütünüyle çürüyünce maalesef bunun doğal sonucu bu. Yani şimdi artık şunu söylemek isterim. Yani bunu söylerken de hakikaten çok üzülüyorum. Kurumları, kuralları ve böyle bir şeyiyle yekpare bir devletten artık bahsedemiyoruz. Öyle küçük küçük şeyler var. Yani devletçikler var. Küçük küçük. Ve her birinin kendi yargısı var. Her birinin kendi kolluğu var. Biz bunları tartışıyoruz. Evet. Yani mesela emniyeti konuşurken diyoruz ki falan bilmem dairede falanın adamları, falan cemaatin adamları var. Falan dairede şunlar egemen, falan yerde bunlar egemen. Yargıyı böyle tartışıyoruz. Yargı da öyle. Yargıtay'ın şu dairesi, falan cemaatin elinde, bu dairesi bilmem neyin elinde, şurası şunun elinde, böyle konuşuyoruz. Yani böyle her birinin, her bir cemaatin, her bir grubun, her bir kliğin böyle şeyden, böyle bir zincir halinde kendi kolluğu, kendi yargısı var. Yekpare bir devletle karşı karşıya değiliz. Yani bunların hepsine hükmeden, işte seçim kazanma kabiliyeti olduğu için hepsine hükmeden bir Erdoğan var ortada. Bütün bunlar Erdoğan'ın bilgisi dahilinde. Erdoğan'ın bilgisi olmadan bütün bu çatışmaların, kavgaların yaşanması mümkün değil. Ama Erdoğan'ın da eski gücü yok. Çünkü seçim kazanma kabiliyeti önemli ölçüde yara almış durumda. 2019'da bir yara aldı. O geçici olarak diye düşünüldü. 2023 seçimlerinde bunu telafi ettiği varsayıldı. Pardon. Sayın, özür dilerim. Özür dilerim. Burada hemen ek bir bilgi vereyim. Siz siyasetçiniz, siyasetten geliyorsunuz. Sayın Alpago da siyasetten geliyor. Bakın, bugün Sabah gazetesinin açın manşetine bakın. Kumpasçılar birbirlerini sattı. Başlık ama böyledir. Satan biraz... kumpasçı. O haberin içinde adı geçen emniyet müdürü halen görevde. Ankara Emniyet Müdürü. Sertaç Bey. Yani manzara bu. Başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu rejimde bu olağandır diyor. Yani şey, Allah aşkına, biz de, bu bir çürümenin şeyidir, sonucudur. Evet. Yani bu tür rejimler bu tür yapılar üretirler ve bu tür yapıları sürekli olarak var ederler. Yani bu tür yapıların varlığıyla rejim kendini ifade ediyor ve rejim kendi gücünü toplum üzerinde deniyor. Şimdi hepimiz bütün bunları dinlerken, yani sıradan vatandaşlar olarak, yani yargının geldiği hali, işte bir Yargıtay Cumhuriyet Savcısının atanma süreci, öne yanım bir hukukçu olarak herhalde dehşete düşmüştüm.
Yani bu bir şey, hukukçular adına hakikaten uç bir şeydir. Şimdi onu düşündüğünüz zaman, yani sadece Yargıtay'da olanlara baktığınızda ya da bir Sinan Ateş davasının geldiği yeri, işte eşinin, kız kardeşinin, özellikle eşinin beni öldürecekler diye çıkması, söylemesi. Sonra işte bu Ayhan Bora Kaplan, bundan öncesine gidin Allah aşkına. Rıza Zarrab'tan itibaren alın. Yani adam isim isim söyledi. Ben şunlara şunlara, bunlar Amerikan şeyinde mahkemelerinde dosyalarda var, şu kadar rüşvetler verdim dedi. Ve o adamın arkasına Türk bayrağı koyup televizyona çıkardılar. Arkasına evet. Türk bayrağı koyup ve göğsünü gere gere dedi ki ben Türkiye'nin cari açığını kapatıyorum dedi. Ve ona en başarılı iş adamı ödülü verildi. Ya bu ülkede karşımıza çıkıp meclis kürsüsünde bir peçeteye yazılmış saatin faturası işte burada diye sallayanlar oldu. Bakın bütün bunlar unutuldu. Ama bugünlere biz böyle geldik. Yani bu bir çürüme, korkunç bir çürüme. Ama çok vahim olan şey şu, yani şimdi yani bir ülke nasıl çökertilir, biz bunu izliyoruz. Yani sadece bugünümüz değil, gelecek kuşakların yaşamı da nasıl yok edilir, nasıl işte insanlar bu kötülüğün, işte bu yozlaşmanın, bu çürümenin içine içinde boğulur. Bütün bunları biz izliyoruz. Ama bu rejim kaldığı sürece daha da izleyeceğiz. Ya Allah aşkına Sedat Peker açıklamaları ne oldu? Ne oldu? Süleyman Soylu adı orada da geçiyordu. Öyle değil mi? Hatta böyle rakamlar verilerek falan geçiyordu. Doğru. Ne oldu? Bir soruşturma açıldı mı? Kimlerin şey kimlerin adı mu? Geçti. Aynı. Hiçbir şey olmadı. Aynı şey. Ya adam ben cinayeti kardeşimi gönderdim dedi. Ne oldu? Resmen itiraflar var. Bütün toplum, bütün kamuoyu duydu. Hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Yani bu hakikaten... öyle bir yere geldik ki şimdi hep böyle bir şeyle almışlardı da sevgili Aysun Kalaycıoğlu hocaya referans vereyim. O hep şey der, 3 Y ile aldılar, 4 Y ile bırakıyorlar der. Yani yolsuzlukları önlemek, yasakları işte ortadan kaldırmak, yoksulluğu önlemek. Şimdi ne oldu? Türkiye yolsuzluk şeyinde boğuluyor. Denizinde. Türkiye yasaklar ülkesi oldu. Arka arkaya yeni yasaklar geliyor. Yani sınıf tanımıyorlar. İşte etki ajanlığı yakında geçecek evet. Muhtemelen. Hiçbirimiz konuşamayacağız. Sadece bizlerin konuşmasını bırakın haber yapılamayacak. Akademik araştırmalar da yapılamayacak. Etki ajanlığı yasası gelecek. Yasaklar. Yoksulluk kaç safhada artık açlığa dönmüş durumda. Yani artık işinizin olmadığı için de çalışan yoksulluğundan konuşuyoruz. İşi olmayanların da açlığından konuşuyoruz. Dördüncü Y'de yozlaşma. Korkunç bir yozlaşma var. En tepeden en alta kadar, bütün kurumlara kadar. Kurumlar parçalanmış, yok olmuş, bölünmüş. Bir takım klikler ortada. Bu klikler arası çatışmalar. Şimdi burada temel şeylerden bir tanesi Erdoğan'ın gücünün azalmasıdır. Seçim kazanma kabiliyetinin ne kaybetmesidir. Şimdi ekonomik kriz dönemlerinde ya bakın ekonomiye yeni bir kaynak girdiğinde ya da ekonomide kaynak yokluğunda iki dönemde bu tür çeteler ve klikler arası çatışmalar şiddetlidir. Birincisi yeni kaynak geldiğinde en büyük payı ondan almak için. İkincisi kaynaklar kalmadığında da kendi hissesini olduğu gibi yani küçültmeden tutabilmek için bu tür savaşlar, çatışmalar. Burada halk falan yok, burada halk yok, burada toplum yok, burada herhangi bir işte ekonomi modeli, herhangi bir şey yok yani. O nedenle önemli olan bizim bütün bunları olağan kabul etmememiz ve bu hukuk dışı, daha doğrusu rasyonel, akıl dışı bir rejime şiddetle itiraz etmemiz. Peki. Ben bir sözü Sayın Alpagao'ya vermek istiyorum izninizle. Bu yaşananları sizin nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum.